Voltmetre ve ampermetrenin devreye etkisi de böyle. Şimdi bu ikisinin yardımıyla direnci hesaplama yolunu var. Yani bir voltmetre ve bir ampermetre yardımıyla bir lambanın direncinin kaç ohm olduğunu hesaplayabiliyoruz. Aslında bunu hesaplayan özel aletler de var ama ohmmetre deniyor adına. O özel aletlerin olmadığını varsayacağız. Edeceğiz. Yani bir elimizde bir ampermetre var, bir voltmetre var. Bir devre kurduk. Bu devrede bir lamba yanıyor. Bu lambanın acaba direnci kaç bunun yardımıyla bulabilir miyiz diye. Evet bulabiliyoruz. Bir voltmetre kullanacağız. Bir ampermetre kullanacağız. Voltmetrenin işte direncini ölçmek istediğimiz aygıt hangisiyse tam burada lambayı ölçmek istiyoruz. Lambanın direncini ölçmek istiyorsak lambanın uçlarına bağlayacağız voltmetreyi. Yani bir ucu burası lambanın, diğer ucu burası. Voltmetrenin de bir kolu var, diğer kolu da burası. O zaman demek ki artı ucunu bunun artıya bağ artı pilin artı ucuna denk gelecek şekilde bağladım. Evet doğru bağladım. Bunun eksi ucu burasıysa pilin eksi ucuna denk gelecek şekilde bağladım. Doğru bağladım. Yani voltmetre bu şekilde bağlanmış oldu ve ben bu lambanın üzerindeki uçları arasındaki potansiyel farkını voltmetre yardımıyla ölçebileceğim. Gelelim akım ölçmeye. Evet, akım ölçebiliyor muyuz? Bakalım artıdan çıkan artı ucundan, üreticinin artı ucundan çıkan akım ampermetre üzerinden geçiyor. Çünkü çok küçük bir direnci var. Buradan voltmetre üzerinden devam edemez. Çok yüksek bir direnci var. Onun yerine lambanın üzerinden, tabii bu anahtarın kapalı olması lazım ki geçsin. Anahtar kapalı olduğunda devreyi tamamlar. Akımı da ölçebiliyorum. Potansiyel farkını da ölçebiliyorum. Bunları ölçebiliyorsam ben bu lambanın direncini R ile ifade edilir. Hesaplayabiliyorum. Tek yapmam gereken şey bunları birbirine bölmek. Yani lambanın uçları arasındaki potansiyel farkını lambanın üzerinden geçen akım şiddetine bölersem bu lambanın direncini hesaplamış olurum. İşte bizim kullanacağımız denklem bu. Tabii her zaman bunu yazmak yerine bunu sembollerle ifade edeceğiz tabii ki. Direncin sembolü R ile gösteriliyor. Potansiyel farkının sembolü V ile gösteriliyor. Akım şiddeti de I ile gösteriliyor. Bu da R eşittir V bölü I ifadesiyle bunun biz direncini hesaplamış olalım. Hemen şuradan bir örnek yapalım. Mesela bu bir lamba olsun. Şurada bir lamba var. 20 voltluk bir üretice bağlanmış. 4 amperlik bir akım geçtiği bir ampermetre yardımıyla öğrenilmiş. Peki bize bunun direncini soruyorsa ne yapacağım? Ben potansiyel farkı burada 20 ise burada da 20'dir. Bunu daha sonra söyleyeceğim sana ama eğer bir üreticiyle bir direnç arasında herhangi başka bir devre elemanı yoksa yani başka bir direnç yoksa ya da başka bir alet yoksa ki ampermetreyi saymıyoruz çünkü onun çok küçük bir direnci var. O zaman bunun potansiyel farkı neyse bu üreticinin lambanın potansiyel uçları arasındaki potansiyel farkı da aynısı olur. Yani burası da 20 volttur. Dolayısıyla lamba üzerinde uçlar arasındaki potansiyel farkıyla pil uçlar arasındaki potansiyel farklar birbirine eşittir. Öyleyse bizim potansiyel farkımız 20 volt. Akımımız da belli. 4 amper. Bunları birbirine böldüğümüz zaman 20 bölü 4 buradan 5 ohmluk bir direnci olduğunu yani bu lambanın direncinin 5 ohm olduğunu hesaplamış oluruz. Evet. Burada hesapladığımız şey. Ama şöyle bir şey de var. 5 ohmluk bir direnç varsa bu direnç değişmez. Yani bir iletkenin direnci, bir lambanın direncini sen tuttun, ölçtün, 5 ohm olduğunu hesapladın. Artık o lamba 5 ohmluk bir dirence sahiptir. Yani sen bunu 10 ohm yapamazsın. O lamba o dirence sahiptir. Bu ne demek oluyor? Direnç değişmeyeceğine göre, yani sen potansiyel farkını artırırsan akım da artar. Yani bu denklem onu söyler sana. Şimdi mesela diyelim ki 20 bölü 4, 5'e eşit. Ben potansiyel farkını 30 yaparsam bu kez direnç artmak yerine akım artacak. Yani 30'u kaça bölersem ben mesela 5 eşittir işte hangi 30 böyle kaç amperlik bir akım yapar? Uçlarını da bunun yerini değiştirirsem buradan I'yi 30 bölü 5 yani 6 amper yapar. Demek ki ben eğer bir direncin uçları arasındaki potansiyel farkını artırırsam direnç değişmez. Ama ne değişir? Akım değişir. Akımla direnç doğru orantı olarak değişiyor. Akımla potansiyel farkı doğru orantı olarak değişiyor. Yani 20 iken 4 olan akım 30 iken 6 oluyor. 40 iken 8 oluyor. İşte 50 iken 10 oluyor. Bu şekilde birini artırırken diğeri de artıyor. Bir üreticinin potansiyel farkı artırırsa akım şiddeti üzerinden geçen akım şiddetinin arttığı görülür. Çünkü direnç değeri o lamba için sabittir. Kaçsa odur, olmaz.
Dolayısıyla şöyle bir grafik görüyoruz biz bunu uygularsak. Mesela 20 voltken 4 amperlik bir akım çekiyordu. Şurada olduğu gibi. Ben bunu 30 volt yaparsam 6 amperlik bir akım çekecek. Eğer ben bunu 40 volt yaparsam 8 amper olacak. İşte 50 volt yaparsam 10 amper olacak. Çünkü hepsinin bölümü 5 olacak dikkat edersen. 20 bölü 4 5 yapar. 30 bölü 6 5 yapar. 40 bölü 8 5 yapar. 50 bölü 10 5 yapar. Bu şekilde devam eder. 60 bölü 12 yine 5 yapar. Hepsi bana direncin değerini verecek. Ben bu noktaları birleştirirsem 70 bölü 14 5 yapar. Birleştirirsem düz bir çizgi buluyorum işte. Bu çizgi bize bu çizgiden üzerinden biz o iletkenin direncini öğrenebiliyoruz. Mesela çizgi çok dikse direnç çok yüksek oluyor. Çizgi çok yatıksa direnç küçük oluyor. Yani bu küçük direnç ifade eder. Küçük çizginin eğimine bakacaksın. Çizginin eğimi küçükse buna eğim deriz. Eğimi küçük olan çizginin direnci çok küçüktür. Ama eğimi çok büyük olursa bunun olduğu gibi bunun direnci büyük direnç olur. Bazen bu tür sorular sorarlar size. Yani eğime bakarak sen hangi iletkenin direncinin büyük, hangi iletkenin direncinin küçük olduğunu anlayabilirsin. Biraz sonra zaten öyle bir soru gelecek. Ondan bununla devam ederiz. Buna işte biz ohm kanunu diyoruz. Yani bir üst iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı iletkenden geçen akım şiddetine bölersek bu oran hiçbir zaman değişmiyor. Bu oran o iletkenin direncini veriyor. Bunu ifade eden kişi de ohm denen bir bilim adamı. Onun adı verilmiş buna ve ohm yasası olarak, ohm kanunu olarak fizikte biliniyor. Yani ben eğer iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkını onun üzerinden geçen akıma bölersem benim önemli değil kaç volt potansiyel farkı var. Kaç amperlik akım geçmiş. Her zaman bu bölümün sonucu bana o iletkenin direncini verir ve bu iletkenin direnci o sabittir. O sabit değer ifade eden yasanın adı da ohm yasası ve R eşittir V bölü I ifadesiyle meşhur bir yasadır bu. Evet, biraz sonra bununla ilgili bir soru çözeceğiz zaten. Evet, mesela soru bu. Örnek. Potansiyel farkı akım grafiği şekildeki gibi olan K ve L iletkenlerin dirençleri sırasıyla Rx ve RL'dir demiş. Şimdi sen hemen buradan çıkarabilirsin. Hangisinin direnci daha büyük? Eğimi en büyük olan, daha büyük olanın direnci daha büyük olacak. K'nın direnci L'den daha büyük. Ama bana bunların nesini soruyor? Oranını soruyor. O zaman hesaplayalım. Ben ne biliyorum? Direncin hesaplanması için potansiyel farkı akıma bölmem lazım. O zaman ben şuradaki bir noktanın K için hesaplayalım önce. V ve I değerlerini belirleyelim. Mesela bu noktaya denk gelen V değeri 20 iken akım değeri ise 5'miş. O zaman RK'yı hesaplıyorum. Potansiyel farkı 20. Akım 5. Bölersem 20 bölü 5 4 amper yapar. 4 ohm yapar. Tamam bunu buldum. RK'yı buldum. Hadi RL'yi de bulalım. L için yine bir nokta belirleyelim. Şurayı belirledim. Onu da farklı bir renkte gösterelim karışmasın. Şimdi bunun içinde burayı belirledim. Burası 10 volta kaç amperlik geldi? 10 amper geldi. O zaman RL'yi de hesaplayacak olursam yine V bölgeden V 10 volttu. 10 volt yazıyorum yerine. I 10 volt. Onu da yazıyorum yerine. Bunun sonucu 1 volt. O zaman bunları birbirine böleceğim. RK bölü RL oranını sormuş bana. 4'ü 1'e bölersem sonuç 4 çıkar. Demek ki RK bölü RL oranı 4'müş. Başka bir soruyla devam edelim. Direnci 5 ohm olan bir lamba. Potansiyel farkı 20 volt olan bir üretice bağlanmıştı. Bizim V değerimiz burada 20 voltmuş. Lambanın direnci verilmiş. Bu da R. Lambadan geçen akım şiddetini hesaplayınız diyor. Bu kez de akımı bulacağız. Yani V değeri verilmiş. 20 volt. R değeri verilmiş. 5 ohm. Akım şiddetini bulmamız isteniyor. Hemen ohm yasasını kullanacağım. Neydi o? Direnci ben nasıl hesaplarım? V eşittir. V bölü. I ifadesi. V bölü. I ifadesi. Ama ben I'yı bulmam gerekiyor. Ya da önce yerini yazarsın. R'yi yerini yazarsın. 5 ve 20'ymiş. Benden I'yı bulmak isteniyor. Buradan içler dışlar çarpımı yaparım. 5 çarpı I eşittir 20 yapar. Sonra 5'e bölerim her iki tarafı ki 5'ler sadeleşsin. 5'ler de gidersin. 20 bölü 5. Buradan da 4 amperlik bir akım olduğunu geçtiğini bu direnç üzerinden hesaplamış olurum. Ya da bana şunu sorsa, yukarıdaki 5 ohmluk lambadan geçen akım şiddetini yarıya indirmek için 20 voltluk üretici çıkarıp başka bir üretici kullanmamız gerekiyor. Tabii üretici çıkarırsak akım şiddetini değiştiririz. Yeni bir üretici takmamız lazım. Bana yeni üreticinin potansiyel farkı kaç volt olmalıdır diye sormuş.
Yani bana V'yi soruyor burada. Potansiyel farkı ne olmalı diyor. Peki 5 ohmluk lamba. Lambanın direncini değiştirmedik. O zaman R aynı olacak. R'yi yazalım. 5 ohmluk bir lambamız var. Ama akım şiddetini yarıya indireceğiz. Akım şiddetini yukarıda 4'tü. Yarıya indireceksem ne olur? Bu 2 amper olacak. 2 amperlik akım geçecek bunun üzerinden. Benden V yeni üreticin, bu üreticin potansiyel farkını bulmamı istiyor. V eşittir V bölü I ifadesini hemen yazıyorum. Bunları da yerine yazalım. R 5 verilmiş. V'yi bulmam isteniyor. I 2. Hemen içler dışlar çarpımı yaparak buradan V'nin 10 volt olduğunu bulurum. Demek ki akımı azaltmak istiyorsam potansiyel farkını da azaltmam gerekiyor. Çünkü yukarıdaki 20 volttu. 4 amperlik akım veriyordu. Şimdi aşağıdaki 10 volt ama 2 amperlik akım veriyor. Demek ki bu şurada buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Eğer üreticin potansiyel farkı azaltılırsa devreden geçen akım şiddeti de azaltılmış olur. Ya da tam tersini söyleyebiliriz. Eğer üreticin potansiyel farkı artırılırsa devreden geçen akım şiddetini de o lamba üzerinden geçen akım şiddetini de artırmış oluruz. Başka bir soruyla devam edelim. Direnci 15 ohm olan bir lamba. Potansiyel farkı 30 volt olan bir üretice bağlanmış. Yine hemen yazalım. Bu R değeri. Bu da V değeri. Potansiyel farkı. Lambadan geçen akım şiddetini hesaplayınız. Bu kez de akımı bulacağız. V 30 voltmuş. R 15 ohmmuş. Benden akımı bulmamı istiyor. R eşittir V bölü I ifadesini hemen kullanıyorum. R 15. V 30. Akımı bulmam istiyor. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum yine. 15 çarpı I eşittir 30 çıkıyor. Bunu 15 ile sadeleştiriyorum. Her iki tarafı 15 ile bölerek I'yı buradan 2 amper buluyorum. 15, 30 bölü 15 2 amper yapar. Peki şimdi diyor ki bana yukarıdaki 15 ohmluk lambanın yerine 30 ohmluk başka bir lamba kullanılırsa devreden geçen akım şiddeti ne olur? Yani 15'i 30 yapacağım. Yani benim R değerim artık 15 olmayacak, 30 olacak. Ama akım şiddeti ne olacak? Onu bulacağım. Ve aynı üretici kullanıyorum. Üretici değiştirdiğimi söylemiyor. Dolayısıyla 30 volt. Akımı bulalım o zaman. Hemen ohm yasasını yine yazıyorum. R eşittir V bölü I. R 30 volt. V 30 volt. R 30 ohm. V 30 volt. Akım I. Buradan dişler dışlar çarpımı yaparsam 30 eşittir 30 yapar. 30'la bölerek sadeleştiririm bunları. Buradan da 1 amperlik bir akım olduğunu görmüş olurum. Yani ne oldu burada? Ben direnci artırdım. 15'ten 30'a çıkardım ama akım azaldı. 2'den 1'e indi. Demek ki direnci artırırsam, bir devredeki direnci artırırsam o devredeki akım azalır. Bunu da öğrenmiş olduk. Eğer de devredeki aygıtın direnci artırılırsa devreden geçen akım şiddeti azaltılmış olur. Bunlar ters orantılı şeyler. Direnç ne kadar büyük olursa akım o kadar azalır. Direnç ne kadar küçük olursa akım da o kadar, devredeki akım o kadar artar.